Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum değerli dostlar. Çok kısa bir bilgi sunmak istiyorum bu S-400'lerle ilgili. Milli bir meseledir, önemli bir meseledir. Konu ilk kez Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı noktasında F-35 programından çıkarılacağımız söylemleriyle gündeme geldiğinde Türkiye Barolar Birliği tarafından çok kapsamlı bir inceleme ve kamuoyu paylaşımı yapılmıştı. Belki hatırlayanlarınız vardır. Konunun en yetkilisi uluslararası hukukçular ve askeri uzmanlarla birlikte Türkiye'ye yapılanın çok büyük bir haksızlık olduğunu anlatmıştık. Şimdi yine izler birbirine karışıyor. O yüzden kısacık bir bilgilendirme yapmama müsaade edin. Ve müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin çifte standartını da bilginize somut bir örnekle getireceğim. Şimdi işin özeti şu. Bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Evet, bu beni ilgilendiriyor. Barolar Birliği Başkanı olsam da ilgilendiriyor, olmasam da ilgilendiriyor. Türk vatandaşı olarak ilgilendiriyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bu vatanda yaşıyorsak, bu topraklarda nefes alıp veriyorsak hava savunması istiyoruz. Türkiye'nin maalesef yeni teknolojilere karşı etkili bir hava savunma sistemi yok. Bunun da bir numaralı sebebi şu an bize yaptırım uygulayan Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu. Neden mi? Çünkü Türkiye ne zaman sınırların hemen ötesinde kendine yönelik bir saldırı tehlikesi, tehdidi sezerse NATO'dan hava savunma sistemi istiyor. Bu tehdit yoğunlaştığında, örneğin Suriye'nin bize yönelik tehdidi yoğunlaştığında, en son yaşadık İspanya bataryalarında, İspanya'nın yönetimindeki Patriot bataryalarında bizim başka işimiz çıktı, kusura bakmayın deyip, hadi bizi alasmadık deyip gidiyor yabancılara ait olan füze savunma sistemleri, mobil sistemler. Amerika Birleşik Devletleri'ne bunu ben programda belgesiyle açıklamıştım. Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'ye müracaat etti ve bize Patriot savunma sistemini satın dedi. Bu S-400 satın almaları hiç gündemde yokken. Bize Patriot savunma sistemlerini satın dedi ve net bilgi veriyorum size. ABD bir yıldan uzun süre boyunca Türkiye'nin talebine olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi. Yani bekletti Türkiye'yi. Bir cevap vermedi. Şimdi Türkiye'nin etrafında çok sorunlu, sıkıntılı bir bölge var. İran sıkıntı olabilir. Suriye sıkıntı olabilir. Ayrıca kendi topraklarında egemenliği sağlayamayan devletler bir takım füze sistemlerinin kontrolünü ellerinden kaçırıp Türkiye'ye yönelik saldırılara topraklarını maalesef temel yapabilirler. İsteyerek istemeyerek, ayrı bir konu bu. Ama Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var ve etkili bir hava savunma sistemimiz şu gün yok. ABD'den talep ettik, bize Patriot sistemini satmadı. Bu kadar basit. Ve en sonunda Rusya'dan talep ettik. Rusya'dan satın aldık. Şimdi de ABD diyor ki bunu kullanamazsın, kuramazsın. Satın aldığın için de sana işte katsa denilen yaptırımlardan uygulayacağım diyor. Temsilciler Meclisi'nden geçti, Senato'dan geçti ve en sonunda Trump 5 12 seçenekten 5'ini uygulayacağım diye seçti. Özeti ABD Başkanı'nın uyguladığı şu an yaptırım seçenekleri, tercih ettiği yaptırım seçenekleri ağır değil ama haksız. Öyle de haksız, böyle de haksız. Hiçbir şekilde uygulanmamalıydı. Çünkü biz ABD'nin müttefiki isek ki kağıt üzerinde böyle ve öyle olması gerekir. ABD'den bana Patriot sat dediysek, ki dedik. ABD bize cevap bile vermediyse, ki vermedi. O zaman bizim gidip kendi topraklarımızın, kendi vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için
mümkün olan her yolu denememiz gerekir. Ve biz de bunu yaptık ve doğru yaptık. S-400'ler geldi. Şimdi ABD'nin ne kadar çifte standart uyguladığını size somut olarak söyleyeceğim. Bugün yayınlanan bir yazı, Hindistan menşeli kaynaklı bir yazı ve ABD Hindistan'a Rusya'dan S-400 füzesi alma yazılı izni vermiş. Evet. Ha, izne mi tabi değil ama ABD yönetimi bir resmi yazı vererek Hindistan'a sen eğer Hindistan olarak S-400 füzesi alırsan Katsa yaptırımlarını uygulamamayı sana taahhüt ediyorum demiş. Şimdi Türkiye'nin Hindistan'dan daha değerli ya da Hindistan kadar değerli bir müttefik olması lazım. Bunu anlamayan bir ABD yönetimini kınamak gerekiyor. Katsa yaptırımları dediği bu işte kanuna tabi olan yaptırımlar İran'a, Rusya'ya ve Kuzey Kore'ye karşı yaptırımlar. Bunlardan S-400 aldı diye Türkiye'ye, Rusya'dan S-400 aldı diye Türkiye'ye yaptırım uygulanması Katsa'nın da mantığına aykırı. Çünkü Türkiye diyor ki bana tehdit oluşturabilecek, resmen demiyor ama bana tehdit oluşturabilecek yerlerden biri de İran sınırı. Buradan da tehdit gelebilir. Beni koru diyor. Beni koru. Suriye sınırından bana tehdit gelebilir diyor. Beni koru diyor ve ABD bize Patriot satmayı reddediyor. Şimdi soruyorum size ne yapalım? Türkiye olarak ne yapalım? Mecburen gittik. Biz de dünyanın en ileri, evet Patriot'tan da daha ileri olduğu söyleniyor. S-400 hava savunma sistemine talip olduk. ABD karşılığında ne yaptı? Sadece Katsa'dan çıkarma değil. Bunun çok etkili bir yaptırım dizisi uygulanmıyor Türkiye'ye. Biraz sembolik. Onlar da biliyorlar ki Türkiye'yi eğer haddinden fazla kışkırtırlar ve sıkıştırırlarsa Türkiye ne yaparsanız yapın noktasına gelir ve bundan hem Avrupa hem ABD çok ama çok büyük zarar görür. Herkes zarar görür ve bu doğru değil. O yüzden sembolik yaptırımlar düzenliyorlar ama sembolik olmayan ve gerçekten çok ciddi bir haksızlık olan nedir? Bu teorik olarak ya da ilkesel olarak çok yanlış Katsa yaptırımlarına Türkiye'nin tabi olması ama teorik olarak değil. Gerçekten çok büyük haksızlık, uygulamada da çok büyük haksızlık olan şudur. Türkiye F-35 uçak programına çok ciddi bir para yatırmıştır. F-35 uçak programının ki o da bir hava savunma sistemi programıdır. Bunun geliştirilmesine çok ciddi katkı vermiştir. Çok ciddi para yatırmıştır. Ve sözleşmede hiçbir gerekçe dayanak olmaksızın ABD'nin Türkiye'ye F-35 programından çıkarması tüm dünyaya şunu göstermektedir bence. ABD ile iş yapmayın çünkü sizi yarı yolda bırakır. Evet, sizi yarı yolda bırakır. Verdikleri mesaj budur. ABD ile iş yapmayın. Kendi can güvenliğiniz için, vatandaşlarınızın can güvenliği için ABD'den hava savunma sistemi istediğinizde cevap vermiyor. Biz bunu temin ediyoruz ve ABD Türkiye'nin parasını vererek içine girdiği, çok ciddi bütçe koyduğu F-35 programından sözleşmesel hiçbir dayanak olmadığı halde atılıyor. Bu ahde vefasızlıktır. Uluslararası hukukunda, ticaret hukukunun da en temeli, bir numaralı kuralı olan söze bağlılık ilkesinin ihlalidir. ABD Türkiye'yi F-35 programından çıkartarak söze bağlılık ilkesini ihlal etmiştir. Uluslararası hukukun, ticaretin en önemli ilkesi, bir numaralı ilkesi, ilkelerin üstündeki ilkesi olan söze bağlılık ilkesini maalesef ihlal etmiştir. Buna bir çare bulması gerekir. ABD'nin üzerindedir sorumluluk. 60 yıllık müttefikini hava savunma sistemsiz bırakarak yine müttefiklik hukukunu ihlal etmiştir. Hindistan'a S-400 satın alma izni verirken,
Yunanistan'ın şu anda mevcut S-300'lerini bulundurmasına hiç ses çıkarmazken, Yunanistan'dan çok daha riskli bir bölgede yer alan Türkiye'nin hava savunma sistemi almasına bu şekilde tepki vererek müttefiklik hukukunu bir kez daha ihlal etmiştir. En önemlisi çifte standartlı olduğunu göstermiştir. Yakışmamıştır Amerika Birleşik Devletleri'ne bu. Dünya sizi süper devlet olarak kabul ederken sadece ordunuzun gücüne bakmaz. Sadece ekonominizin gücüne bakmaz. Aynı zamanda sözünüze sadık mısınız buna bakar. Bunu dilerim hatırlarlar, yeni yönetimde hatırlarlar. Bu yanlış olmuştur. İç politikaya mesajlar niteliğinde bir yanlışlıktır. Bu öyle sanıyorum ki sorumluluk ABD yönetimine aittir. Çözmek de onların elindedir. Türk dışişlerinin en etkili şekilde diplomasi yapacağını da bu noktada düşünüyorum. Hülasa, özetle kimsenin zihin karıştırmasına gerek yok. Bu yaptırımlar haksızdır. ABD çifte standartlı davranmıştır. Sükunetle, akılla, akılcılıkla bu krizin, bu sorunun üstünden iki devlet gelecektir. ABD için Biden yönetimi yeni bir sayfa açmak anlamında belki bir şans getirir, bilemiyorum. Göreceğiz. Ama Türkiye'ye bir haksızlık yapılmıştır. Evet, mecliste de siyasi partilerin ortak bir bildiriyle AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve İYİ Parti'nin ortak bir bildiriyle ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını kınayan bir metin hazırlayıp deklare etmeleri, ilan etmelerini son derece olumlu, uzlaşma kültürüne katkıda bulunan milli meselelerde buluşabileceğimizi gösteren bir gelişme olarak görüyorum. Doğru, Yunanistan'ın yaptığını demin ifade ettim. Hepinize saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere efendim, saygılar.